Değerli izleyicilerimiz, Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok ajanslı haberlerde? Bugün öğle saatlerinde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi vurularak öldürüldü Adnan Bey. Bir polisimiz şehit oldu, iki polisimiz ağır yaralandı. Allah'tan Tahir Elçi ve şehitlerimize rahmet, yaralı polisimize de şifa diliyoruz. Basın açıklaması yapmak için Diyarbakır Sur'da bulunuyordu Tahir Elçi. 100 metre ileride polis şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Arama yapmak için araca yaklaştığında araçtan açılan ateşle bir polisimiz şehit oldu ve çatışma başladı. Çatışmadan kaçan kişilerden biri Tahir Elçi'nin bulunduğu sokağa girdi ve Tahir Elçi'yi koruyan polisler de çatışmaya müdahil oldular. Bu esnada Tahir Elçi vuruldu. Ancak otopsi raporunda Tahir Elçi'nin mermi çekirdeği giriş yarasının atış mesafesinin uzaktan atış olduğunu gösterdiğini ifade edildi. Tahir Elçi'nin bedeninde mermi çekirdeği çıkmadığı için kimin kurşunuyla vurulduğunun şu anda mümkün olmadığı, tespitinin mümkün olmadığı söyleniyor. Çatışma çıktıktan ve Tahir Elçi vurulduktan sonra yaralıları almaya gitmek için giden araca roket atarla saldırı yapıldı. Ve aynı alanda YDGH militanları tarafından uzun namlulu silahlarla aynı anda ateş açıldı. Tahir Elçi'nin de bu sırada uzun namlulu silah tarafından sırtından vurulduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili bir de kroki var, olay yerini gösteren. Görgü tanığı olayın gerçekleşmesini anlatıyor Adnan Bey. Evet. Tahir Elçi konuşmasını bitirdi. Elinde pankart vardı. Onu dört ayaklı minarenin dibine koyarken silah sesi geldi. Balıkçılar başı tarafından biri silah sıka sıka bu alana doğru geldi. Arkasında bir kişi daha vardı. Bu arada dört ayaklı minarenin arka sokağında bulunan hendekten de uzun namlulu silahla ateş açıldı. Tahir Elçi'nin kafasının arkasından vurulduğunu gördüm. Yere düştü. Yere düşerken elini beline götürdü. Kendi silahını çıkarmak için silahını çıkardı ama yere düştü. Kullanamadı. Arkadan vurulduğunu. İşte PKK kahpeliğine bir örnek daha. Evet. Tahir Elçi'yi hazmedemediler benim gördüğüm. Evet. Çünkü işte şöyle böyle eleştirilecek yönleri var tabii bu insanın ama hendekler kapatılsın diyor. Evet. Çatışma grupları PKK şehir dışına çıksın diyor. Bu PKK'nın hiç hazmedemeyeceği konuşmalar. Cinayet doğrudan PKK'nın bir alçaklığı. Yani bunlar için sınır yok bu alçaklar için. Kim olursa olsun. Halbuki Tahir Elçi diyor ki PKK terör örgütü değildir diyor. Ya açıkça sahip çıkıyor PKK'ya. Bak buna rağmen çekip vurdular. Yani nüans farkı bile istemiyor adam. Yani merkez, PKK, parti ne derse o diyorlar. Yani ikinci bir ses, ikinci bir görüş yok. YPG, PKK, PYD bunların hepsi aynı. Tahir Elçi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit polislerimize de Allah gani gani rahmet etsin. Ailelerine sabrı cemil Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Arabanın yanına yanaşıyor aslanlar. Tabii onlar delikanlılık hasebiyle risk görmüyorlar. Ya kardeşim sen bir kere araba şüpheli görmüşsün. Şüpheli görmek ne demek? Değil mi? Allah sana hissettirmiş. Belli ki bir bela çıkacak yani. Elini kolunu sallayarak yanaşmanın alemi var mı? Ya oraya mesela ekip çağır, sar etrafını. Niye az polis kullanılır, niye az asker kullanılır ben bunu anlamıyorum. İlla iki polis, üç polis. Ya kardeşim 20 polisle sararsın etrafını. Kaçabiliyorsa bir kaçsın göreyim. 30 kere söyledim dedim ki bak seferberlik ilan edilsin. 4 milyon asker alalım. Sivil asker de kullanabiliriz. Sivil polis gibi. Otomatik silah verirsin. Paltosun içinde durur. Yani bir alameti de olur yani. Birbirini tanırlar zaten. Polis polisi tanıması lazım. Yani gözünden tanıyacak. Ve karakollar. Evlere karakol kurulmaz. Konu bu. Mesela şüpheli gördüğü kişilerin bir önceki gün polislere saldırı yapan kişi olduğundan şüphe ediyorlar. Üstelik görüntüsü benzediği halde çok rahatlar.
Ya kabadayılık güzel, tamam delikanlılık güzel de ama temkin farzdır. Tedbir farzdır yani. Aslanlar hep kabadayı, delikanlı hepsi kabadayı. Ama işte temkinli olmayınca adamları sevindirmiş oluyorlar. Bak çocuğun suratına sıktı adam, ben gördüm arabaların içinden şeyde filmde. Halbuki arabaya sessizce, mesela şüpheli arabada telsizle haber vereceksin, sessizce ablukaya alacaksın. Hatta arabanın içine müşteri olarak da binilebilir. Ya satıcı olarak arabanın içine girebilir, değil mi? İçeriden dışarıdan her yerden sarmak lazım. Her poliste otomatik silah olması lazım. Yani bir de en az üstünde 200-300 mermi olması gerekir. En az yani bitti desen. Normalde 600-700 mermi olması lazım. Hadi ağırlık yapacağını düşünelim. En az 200-300 mermi olması lazım. Ve mutlaka otomatik silah. Yani tabii ben öldürsünler demiyorum yani yakalanır. Bir de yani o kevler mi deniyor bir şey var. Yelek olsun içlerinde. Ayrıca poliste yani el bombası da bulunması lazım. En az 3-4 tane el bombası bulunsun. Yani akıl almaz caydırıcı olur ve mutlaka otomatik silah. Onlardaki silah 2000 metreden vuruyor, 1500 metreden vuruyor. Tabanca etkili mesafesi 100 metreyi geçmez. Yani 100 metrenin sonuna doğru yorgun mermi haline gelir yani bir şey yapmaz yani. 50-60-70 metre yani etkili mesafesi. O vaziyette polis nasıl kendini savunsun? Gıcır gıcır tam otomatik gelişmiş silahlar olmaz. Eski silah da olmaz. Paslı maslı şarjörü paslı silahlar. 2 saat uğraşıyorlar ona. Paslanan silah kullanılmaz. Yeni olacak silah. Yahut bakıma gidecek gıcır gıcır aynı ilk günkü gibi tertemiz gelecek. PKK roket atarlı dolaşıyor. Polis tabancayla dolaşıyor. Olur mu böyle şey ya? Polisin üstü cephanelik gibi olacak. İnşallah. Evet. İşte inşallah Allah askerimizi, polisimizi böyle kahpe saldırılardan muhafaza etsin. İnşallah. İnşallah. Tahir Bey'e de tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Bak adam ne yapsa yaranamıyor, görüyor musun? Evet. PKK terör örgütü değildir diyor. Evet. Bunu ancak ne, kim söyler? Evet. Belli yani. Evet. Arkasından da diyor ki ya diyor şehirde çatışma yapmayın, hendekleri de kapatın. Vay sen misin bunu diyen? Bak PKK'nın kahpeleri. Uzaktan hazırlamışlar, uzaktan sırtından vurmuşlar. Kahpe bunlar. Yani tevafukken bir vuruş yok. Orada onlar hazırlık yapmışlar Tahir Elçi'ye. O çatışma falan o bağlantılı değil. Yani onların hesaplamadığı olaylar olmuş. Arabada onlar hazırlanmışlar yani olay ona yönelik. Mesela hastaneye götürmek için gelmeye çalışan arabalara da roket atarla saldırılıyor. Ya kardeşim burası yol geçen anı mı? Yani şehirdeki bu ferahlık nedir ya? Her evde arama yapılsın dedim. Ya severek yapılsın, evlere hediye de götürsün polis. Severek. Değil mi? Bağrına basarak. Bütün evlerde arama yapılsın. Ya adamlar nereye saklanacak kardeşim sen? Bir de şüpheli yani eşkalinden anlaşılıyor PKK'lı. Arkadaşım rastlayacak bir şey, bunu gönüllü herkes kabul etmesi lazım. Şüphelendim, buyur duvara yaslan dersin. Ellerini dayayacak, arama yapacaksın. Yapmıyorsa belli ki bir şey var. Ya orası işgal edilmiş, PKK işgal etmiş. Komünist kalkışma var. Şehir tamamen temizlenmesi gerekiyor. Yani buna vatandaş güzel bakar, olumlu bakar. Değerli vatandaşlar, şehirde güçlü bir temizlik yapacağız. Biraz sabrınızı rica ediyoruz, biz de size yardımcı olacağız. Ev ev, her yeri arayacağız. Sokaklar, mazgalları her yeri arayacağız. Şüphelendiklerinizi de bize bildirin desinler. Telefon at da böyle sen. Yani ihbarcıyı da
ortaya çıkarmasınlar. Hazreti Süleyman diyor ki Tevrat'ta, sevgi isteyen kişi suçları bağışlar. Olayı diline dolayansa can dostları birbirinden ayırır diyor. Dillendirdiği için. Yani dilinizi dolamayın, affedin, kapatın diyor. Evet. O zaman sevgi olur diyor. Nefret çekişmeyi azdırır diyor Hazreti Süleyman. Sevgi her suçu bağışlar. Sevgi insan. Thank you.
Erdem'i bana göstert. Ender'i. Oranın sesini bana bağla. Kendini anlat. Teslim oluyorum. Ne diyor? Teslim oluyorum. Yani ne yaptığının farkındasın. Evet, tamam. Buyurun gelin. Eyo, welcome. Thank you. Come here please. You are very good. Maşallah. Maşallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyi. Bayağı güzel olmuş. Eyo'ya zoom yap bakayım yüzünü bir göreyim ben. Ya bu çok şeker değil mi? Evet. Burnunun falan tatlılığını görüyor musun? Burun diye bir olay yok yani. Türkçesi de bayağı iyi yani %70 falan öğrenmiş gibi görünüyor. Evet. Kelime dağarcığını geliştirelim, kelime ezberlesin. Yakışıklı. Yakışıklı. Sorması ayıp nereye? Aşağıda yer var. Efelikten bugün vazgeçmişsin. Yok. Ara ara. Tamam ararız. Bu Tahir Elçi olayında iki polisimiz mi şehit oldu? Evet, iki polisimiz. Biri yaralıydı, daha sonra şehit oldu. Canım benim, Allah her ikisine de gani gani rahmet etsin. Allah anasına babasına hayırlı bereketli uzun ömür versin. Sabrı cemille Allah onları sarsın. Nuruyla sarsın. Anne babalarını tebrik ediyorum. Allah bize de o güzel nimetini inşallah nasip eder. En anlı şanlısı olur. Müslümana yatakta ölmek yani Allah vermez. Allah vermez. Delikanlıca böyle alkanlara boyanacaksın. Yani en güzeli şehadettir. İnşallah. Hazreti Osman'ın sakalından değil mi kanaktı? Hazreti Ali'yi de yine başından yaraladılar. O da öyle mesela. Hiçbir yatağında vefat etmedi yani. Delikanlıya yakışan budur. İnşallah. Şehadettir. Allah bizlere de şehadet nasip etsin. İnşallah. İmreniyoruz. İnşallah. İmreniyoruz. Bir yanında cennete geçiyorlar. Ne güzel. Ama benim canlarım daha temkinli olsunlar. Hepsine efendim o kevlerli kıyafet dağıtalım. İnşallah. Hepsine otomatik silah. Evet. Tabancayla olmaz. Evet. En az 200-300 mermi. Evet. Tabii tamam ve el bombası da bulunması lazım. En az 2-3 el bombası olması lazım üstlerinde. Evet. Ya Ankara Seymenleri var şeyde gösteriyor bizim tarihi günleri andığımızda. Her yerleri fişeklik onların değil mi? Evet. Boydan boya. El bombaları da asılı, belinde tabanca, sırtında tüfek. Böyledir bu olay yani. Böyle şu Uzi tarzı falan da olabilir. Evet. Hafif. Yani taşınması kolay. Evet. Yahut kobra tipi var. Otomatik silahlar. Onlardan olması lazım evet. Ellerinde. Yani direkt açık. Hatta emniyeti de açık hazır vaziyette olması lazım. Evet. Kur'an'da anlatılan birçok kıssa zamanla anlaşılıyor. Mesela Hazreti Süleyman'ın asasını kurt yemez. Evet. Şimdi mesela Hazreti Süleyman'ın sandığı bulunacak. İşte İnşallah. Kutsal sandık. İnşallah. Peki o sandığın içinde bir de bakarsın ki mesela bir asa parçası var. Eğer onu kurt yemişse değil mi? O bir işarettir. Bunun herhangi bir asa olmadığını anlarsın. Evet. Yani Kur'an'ın bir işareti olmuş oluyor. Afiyet olsun efendim. Çok teşekkür sıkılan aşk yok, sırıp sıkılan aşk yok, vurma, sırıtıyor beni.
Evet, dinliyorum. Türkiye'nin pek çok şehrinden tebliğ faaliyetlerine dair haberlerimiz var Adnan Bey. Geçtiğimiz hafta içinde Cadde Bostan sahilde birçok kitabınız dağıtılmış. Gaziantep Nisip'te kardeşlerimiz 3000 adet PKK evrim broşürü dağıtmışlar. Oo, bak işte onlar aslan, çok önemli Nisip. Özellikle PKK'nın azgınlaştığı yerlerden birisi, çok iyi olmuş. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 19 ve 23 Kasım tarihlerinde kitap ve broşür dağıtımı yapılmış. Antalya'nın Lara bölgesinde 200 adet... Bu ne ya adet... Bir dakika, sen bir gireli. Yanaştır bakayım. Ulan seni yerim ben lan, seni yerim ben lan. O göz ne lan, o kulaklar falan. İkisi de çok şeker. Saftiriklik akıyor üstlerinden. Bunların iki konusu var. Bir sürekli yesinler, bir de koşuştursunlar, o kadar. Evet, dinliyorum. Antalya'nın Lara bölgesinde 200 adet PKK tehlikesini anlatan broşür dağıtmış kardeşlerimiz. 22 Kasım tarihinde çay İstanbul... isteyen var mı? Efe geldi. Dani Hanım'a. Dani Hanım'a hadi bakalım. Dani Hocam siz mi istediniz? Ne güzel. Evet, ben izliyorum. Benim canıma da getir. Efe, senin tesiste çok fazla çay olması lazım. Gelirken boş gelmemen lazım. Tek biraz tek sonra başlayalım şimdi. Ha biraz sonra. Ha bu özel sipariş miydi? Aman Allah'ım. Biz olayı hiç fark edemedik ya. Çok iyi. Hadi bakalım. Malzem özel sipariş oluyor, siz bana da getirin. Bakayım. Aynısından mı? Evet, aynısından. Ya biz neredeyiz ya? Olayın şekli değişti tamamen. Maşallah. Evet, dinliyorum. 22 Kasım tarihinde İstanbul'un çeşitli semtlerinde eserlerinizden 200 adet kitap ve dergi dağıtımı yapılmış. Geçtiğimiz pazar günü Mersin'de kardeşlerimiz kitaplarınızdan dağıtıp sonrasında sohbet etmişler. İnegöl'deki kardeşlerimiz 19 Kasım tarihinde ev sohbetinde buluşarak kitabınızdan ve Risale-i Nur külliyatından bölümler okumuşlar. Ayrıca başka bir günde Bursa'daki kardeşlerimizle evde bir araya gelerek sohbet etmişler. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde kitaplarınızdan dağıtılmış. Arkasından kardeşlerimizin sohbeti gerçekleşmiş. Şu an 8'i mi okudun? Antalya Akdeniz Üniversitesi 8. Tamam. Muhterem kardeşim, hanımefendi. Şu an 8. Ben ne içsem? Evet, süt. Sek mi? Yani rica ediyoruz. Kardeşim, içecekler de birbirinden güzel ya. Nedir bunlar be? Maşallah. Efe'yi bu olay çok aştı. Maşallah. O pazı olayını bugün terk etmiş. Bence o kadar emek vermişsin. Hakkını ver. Pazular mutlaka fuara olması lazım. Yoksa değil mi, bir insan niye body yapsın ya? O kadar ızdırap çekiyorsunuz body salonlarında. O acının karşılığını almanız lazım. Evet, gelsin. Bizim İbrahim biliyorsunuz Kürttür. PKK'nın dinsiz, Allahsız olduğunu anlatan videolar hazırladı. Facebook sayfasında tek bir videosu 18 bin kişi izlemiş. PKK'lar kudurmuş vaziyetteler. Ağzından köpükler saçıyorlar. Onları hıfzı sahaya götüreceğiz. Kuduz aşısı yaptıracağız. Kürt birinin PKK'yı aşağılaması işlerine oturmuş. Kürt, asıl Kürt sizi aşağılar. Asıl Kürt'ün başına belasınız siz. Ahlaksız, haysiyetsiz herifler. Bak daha yeni yine bir insanımızı daha, değil mi? Kahpece katlettiniz. Alçak herifler.
Evet, dinliyorum. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde kitaplarınızın dağıtımı olmuş Adnan Bey. Ardından kardeşlerimizin sohbeti gerçekleşmiş. 23 Kasım Pazartesi günü Düzce Merkezi'de 2000 adet Evrimin Geçersizliği broşürü dağıtılmış. Sonrasında evde kardeşlerimizin sohbeti olmuş. Evet. Gebze'de kardeşlerimiz 21 Kasım'da evde bir araya gelmişler, sohbet etmişler. Pendik esnafına çeşitli kitaplarınızdan 350 adet hediye edilmiş. Kardeşlerimiz faaliyetleri sonrasında bir araya gelerek güzel ikramlar eşliğinde şükrederek sohbet etmişler. Aman 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 şu güzellere bak sen, şu güzellere bak sen. Allah onları ne güzel yiyecekler yaratmış. Maşallah. İzmir'den kardeşlerimiz 15 ve 25 Kasım tarihleri arasında Bornova Küçük Park'ta, Bayraklı Sevgi Yolu'nda, Alsancak Gar'da, Konak'ta, Çankaya Metro'da, Üç Yol Metro'da, Pasaport İskele'de, Stadyum Metro'da ve Buca Çamlık Mahallesi'nde toplam 280 kitabınızı ve 2600 PKK'ya çözüm broşürünü dağıtmışlar halkımıza. Allah Allah, yer gök yıkılıyor. Berekete bak, güzelliğe bak sen. İşte mücadele böyle olur. İlimle, irfanla, kafa göz yararak olmaz. Rezillik çıkararak olmaz yani. Evet. Son olarak Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ve kardeşlerimiz yemekli ev sohbetinde buluşarak sizin videolarınızdan izlemişler ve evrimin geçersizliği üzerine sohbet etmişler. Aslan onlar, aslan. Allah nurlarını artırsın. Bizim sohbetler, televizyon sohbetleri genellikle bu tarzda izleniyor. Ve binlerce yerde maşallah. Evet. Allah şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Ailelerini tebrik ediyoruz. Allah onları nuruyla sarsın. Tüzüne kaçırma. Neyi tebrik ediyorsun ki? Onu anlamadım diyor. Demir. Erçel Çağ. Bunlar da Doktor Bozkurt. İslam bilgisi olmadığı için, Kur'an bilgisi olmadığı için şehadetin ne kadar şerefli bir şey olduğunu, ailesi açısından ne kadar şerefli olduğunu ve tebrik edilmesi gerektiğini bilmiyorlar. Şehit bizzat kendisi tebrik edilir. Allah mübarek etsin denir. Ailesine de Allah mübarek etsin denir. Çünkü en asil makama kavuşmuş oluyor şehadet. Yani aslanlar, kabadayılar orada göğsünü gere gere gezmeler nedenine şehadete hazır oldukları için geziyorlar. Ama polis acayip kabadayı delikanlılar maşallah. Özel harekatçılar falan. 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında özel harekatçılar var. Saçı başı bembeyaz olmuş. Dağ gibi delikanlılar. Ya kardeşim böyle kabadayılık, böyle delikanlılık görülmedi. Yani tek başına evlerin içine giriyor yani. Umurunda değil yani. Göğsünü gere gere mardenin ortasında geziyor böyle. Gel ulan vur der gibi yani böyle. Yani en baban gelsin gibisinden. PKK'ya meydan okuyorlar. Normalde mesela başka yerde polisler sinerek falan geziyorlar. Onlar kafayı böyle arkaya atıyor. Göğsünü yere yere acayip rahatlar. Yani kabadayılığın kitabını yazıyorlar. Tebrik ediyoruz. Ama mühimmat önemli. Silah önemli. Evet dinliyorum. Düşürülen Rus uçağı ile ilgili iki yeni yazınız yabancı basında yayınlandı Adnan Bey. Bunlardan ilki İran'ın en büyük gazetesi Tehran Times'ta yayınlandı. Bütünü görebilmek başlıklı yazınızda uluslararası ilişkilerde acelecilikten kaçınılması gerektiğini anlatıyor. Tek bir menfi olay yüzünden köklü bir dostluğu tehlikeye sokmanın büyük bir hata olacağını açıklıyorsunuz. İran'ın da arabuluculuğunun çok faydalı olacağını belirttiğiniz makalenizde Osmanlı zamanında Rusya ile sürekli savaşmamıza rağmen daha sonra çok güzel ve köklü bir dostluk kurabildiğimizi, bunu tekrar başarmanın çok kolay olduğunu belirtiyorsunuz. İkinci yazınız Katar'ın önde gelen İngilizce yayın organı Gulf Times'ta yayınlandı. Rus-Türk büyük bir gazete bu. Times. Evet. Rus-Türk ilişkileri krizden etkilenmemeli başlığını taşıyor yazınız. Düşürülen Rus uçağı olayının aklı selim ve sevgiyle çözülebileceğini, her iki tarafında olayı tırmandıracak sözlerden kaçınması gerektiğini anlatıyorsunuz. Nitekim iki tarafın liderlerinden bu yönde gelmeye başlayan açıklamalarında çok güzel gelişmeler olduğunu açıklıyorsunuz yazınızda. Maşallah. Ya kardeşim biz Osmanlı döneminde birbirimizi kırdık geçirdik. Yani binlerce, on binlerce şehit verdik. Karşı taraf da akıllanmaz telafat yaptı. Ama dost olduk. Oluyor böyle şeyler. Yani bittikten sonra da Allah vermesin işte tövbe istiğfar edersin. Dost olur, arkadaş olsun. Yani o ila nihaya götüremezsin onu ya kötü yönde. Etiketimiz listede Adnan Bey. Güzel. Sevgi daima galip. Maşallah. Maşallah.
Sevgi hayatın tadıdır. Güzel. Salih Alp. Hocam 2023 hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah'ın izniyle dünya hakim oluruz. Türkiye büyüyecek, Turan olacak. Efendim, Türkistan birliği olacak. Bütün Türklük alemi, İslam alemi birleşecek. Twitter'da polislere atış eğitimi verilsin diye hiç isabet ettiremiyorlar diyor. Sen orada git, bak bakayım öyle o çatışma ortasına kal. Sindirim sistemin bozulur. Artistik yapmasınlar yani. Evde bilgisayarın başında böyle umursuz bir ifadeyle, elinde cigarayla. İki taraftan sarılmış polis. Üstten ateş ediliyor, alttan uzaktan ateş ediliyor. Neyin ne olduğu belli, karma karışık ortam. Dün gecenin karaoke birincisi Yasin. Dün geceki performansının videosu varmış Bülent'te. Bülent, üstadı bir izleyelim. Özgür irade diye bir şey yok. Yani kuantum fiziğinde zaman dördüncü boyut olarak alınıyor. Dolayısıyla tek bir an olduğu için özgür iradeyi kabul etmiyor kuantum fiziği. Her şey önceden planlanmış olarak meydana geliyor diyor. Evet. Ah bu gönül işleri, alem
filminden bir sahne vardı. Bakayım. Reji gösterecek. Hello Sam. Hello Miss Elsa. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes ma'am. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't come. He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, sir. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Play it once, Sam, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Erbakan hocamın bir videosu var benimle ilgili, var mı sende? Hocamız son dönemde katıldığı Uğur Dündar'ın Arena programında da yine bir Harun Yahya kitabı olan Siyonizm Felsefesi kitabını canlı yayında tüm izleyenlerle paylaşmış ve kitabı tavsiye etmiştir. Canım benim Erbakan hocam dünya tatlısıydı. Sürekli Harun Yahya kitaplarını tavsiye ediyordu. Gece gündüz. Bahçe duvarında açtım. Efendim, karaoke'de Onur kardeşimizi görmek istiyoruz. Mehmet gene bir parça söyleyecekmiş. Müzik
kendime geldim geleli dostlar. Olamam kimseye düşman. Hiç şüphem yok, sevelim sağlam. İçerim ben bu akşam. Sesleri duydum duyalı dostlar. Yola çıktım yine baştan. Acelem yok, hedefim sağlam. İçerim ben bu akşam. İçerim ben bu akşam. İçerim ben. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. İçerim ben. Yarınım yok, sevinim sağlam. İçerim ben bu akşam. İçerim ben bu akşam. İçerim ben. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. İçerim ben. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. İçerim ben. Evet. İçerim derken herhalde gazoz düşüyor. Evet. O anlamda, yoksa başka bir şey değil. Evet. Mehmet mükemmel yaptı, aferin. İçerim ben burada bu akşam derken ne oluyor hocam diyor. İşte basara gelen gazozlar, meyve suları, efendim çaylar, hepsi helal içecekler. Onlar kastediliyor. Gayrimeşru bir şey istenmez tabii ki. Şimdi bir de cihadı dinleyelim. Wine colored days walked by the sun. Velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The walls of love we make believe until we die. My life is yours. Efendi başardım. Evet. Bu bir gerçek. Damla Hanım, sizin güzel parçanız varmış, doğru mu? Doğru. Bekliyoruz. Thank you.
dünya güzeli maşallah. Evet, dinliyorum. Etiketimiz şu anda 7 numara Adnan Bey. Bakayım. Maşallah. Maşallah. Her gün böyle. Evet. Mesela elin olur. Hiçbir anlamı yok. Boks gecesi. Hiçbir anlamı yok. Kardeşim, sevgi hayatın tadır. Ne kadar güzel ya. Evet. Sen boş işlerle ne uğraşıyorsun? Böyle hayırlı işlerin içinde git. Konuğumuz olacak kanalımızda. Saat 16'da yayınlanacak gündem analiz programı 30 Kasım Pazartesi günü. Sedat Altan, Sedat İbrahim Köprülü, Altuğ Berker ve Kartal İş sunuyorlar programı. İlk konuğumuz Rota Haber sitesi sahibi, gazeteci yazar Ünal Tanık. İkinci konuğumuz ise emekli binbaşı, stratejist Suat Gün. Evet, iki değerli kardeşimizi dinleriz. Faydalı fikirlerini istifade ederiz. Hayır olur inşallah. Hocam, masanın üstündeki şişeler hangi içecekler var? Şarap şişelerine benziyor. Açıklık getirmişse selamına sayılır. Kardeşim, 30 kere gösterdik işte. Her yerde satılan meyve suları, üzüm suları. Evet, her yerde satılıyor. Biraz görgünüz artsın, bilginiz artsın. Yani dünyadan bir habersiniz. Bunlar meyve suyunu ancak maşrapadan içerir diye düşünüyorlar. Şişeden de içersin, kadehten de içersin. Şimdi kısa bir ara verelim, yine devam edelim inşallah. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz.
Çarlık sistemi Rusya'da hakim ve güçlü bir yapıyken, Lenin ve yanındaki birkaç destekçisinin savunduğu Marksist zihniyet ciddi bir tehdit olarak görülmemişti. Fakat bu zihniyet, beklenmedik bir anda çarlık sistemini yıkacak, tüm Rusya'ya komünizmi hakim edecek ve milyonlarca kişinin canına mal olacak şekilde güçlendi. Bunun en büyük sebebi, Lenin ve destekçilerinin sapkın da olsa bir inanca, felsefeye sahip olmaları, Çarlık Rusya'sının ise sayıca çok kişi tarafından desteklenmesine rağmen herhangi bir ideolojisinin olmayışıydı. Komünist anarşist PKK'nın da faaliyetlerine küçük bir dergi çıkararak başladıklarını hatırlayalım. Marksist, Leninist, Stalinist ideolojiyle ortaya çıkan ve ilk eylemini Kürtleri katlederek gerçekleştiren PKK, şu anda birçok derin Batı devleti tarafından desteklenir konuma gelmiş ve Güneydoğu'da alan hakimiyeti sağlamıştır. Bunun tek sebebi ise örgütün sapkın da olsa bir inanca ve ideolojiye sahip olması ve bu ideoloji için savaşmasıdır. Milletimizin kitleler halinde Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik gösterilerinde bulunması güzeldir. Fakat Türkiye'de felsefi ve ideolojik mücadele olmadığı müddetçe PKK gibi örgütler bu kitle hareketlerinden etkilenmeyeceklerdir. Çünkü Marksizm zaten daima çoğunluğa meydan okumuştur. Dolayısıyla karşılarındaki sayıca fazla olan topluluk Marksist teröristleri caydırmaz. PKK'yı caydırmak, zihinlerindeki yanlış inancı külliyen yok etmekle, bu da ancak karşı, fikri, ideolojik bir çalışmayla mümkündür. Marksizmin ideolojik kökeni tümüyle bir aldatmacı olan Darwinizmdir. Darwinizmin ise bilimsel delillerle çökertilmesi oldukça kolaydır. Fakat ne acıdır ki, ülkemizin okullarında Darwinizm adeta bir gerçekmiş gibi okutulmakta ve PKK'nın dağda aldığı eğitimin altyapısı gençlere okullarda aktarılmaktadır. PKK işte bu nedenle savunduğu sapkın felsefeden şüphe etmemekte, kendi savunduğu felsefenin okullarda neredeyse her derste bilimsel bir gerçekmiş gibi okutulduğunu görmektedir. Bu dehşet verici durum, PKK'nın ideolojisini yok edecek bir gençlik yetiştirmek bir yana, aksine onlara destekçi sunmaktadır. Şu konuya dikkat verilmelidir. Türkiye, çok zor bir dönemden geçmekte, teröre karşı hayati bir mücadele vermektedir. Terörün bu kadar güçlenmesinin başlıca sebebi, derslerde atamız mikrop denmesi, canlıların yaratılışlarının tesadüflerle olduğunun iddia edilmesidir. Yani açıkça Allah yok denmekte ve Allah'a meydan okunmaktadır. Allah'ı tenzih ederiz. Bu yanlış eğitim devam ettiği müddetçe Allah ülkemizin üzerindeki bu büyük belayı kaldırmayabilir. Okullarda evrim bir genel kültür olarak öğretilmeye devam edebilir. Ama mutlaka bilimsel delillerle buna cevap verilmelidir. Öğrenciler evrimin bir safsatı olduğunu, hiçbir yönlendirme olmaksızın sadece fosillere ve diğer bilimsel delillere bakarak anlayabilmelidirler. Evrime bilimsel cevap verme yeteneğine sahip olmadığı için alttan alta evrime teslim olmuş veya evrim kalmış mı ki diyerek bir kenara çekilmiş kişiler bu bilimsel mücadeleyi gerçekleştiremezler. Bunun için söz konusu bilimsel mücadeleyi hakkıyla yapacak kişilerin devrede olması gereklidir. Okul müfredatlarında yapılacak değişiklikle birlikte TRT'nin ve devletin tüm yayın organlarının da devreye girmesi ve bu bilimsel çalışma için tüm imkanların seferber edilmesi beklenmektedir. Gençlerimiz ancak ve ancak Darwinist, materyalist, Marksist ideolojiye bilimsel olarak cevap verebildikleri, milli ve manevi değerleri güçlü şekilde yetiştirildikleri zaman PKK'nın ideolojisine fikren karşı koyabilirler. PKK da ancak ve ancak ideolojisi çürütüldüğü takdirde sona erecektir. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.